Nevşehir'de sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, hükümetin tüm saldırılara rağmen ekonomik saldırıları bertaraf ettiğini söyledi. Ekonomik saldırılarla karşı karşıya kalacağız. Hemen 24 Haziran seçimlerinin arkasında, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 95 yıllık bu sürecimiz içerisinde Cumhuriyet'in en önemli reformlarından birisi olan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi ve ardından Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçilmesinin hemen arkasında sanki birileri düğmeye bastılar. Türkiye'de hiçbir gereği yokken, hiçbir gerekçesi yokken döviz birden 7 liraya kadar çıktı mı? Çıktı. Piyasaları allak bullak etmek istediler. Türkiye ekonomisini stop ettirmek, durdurmak istediler. Türkiye'de esnaf sanatkarın, Türkiye'deki kombilerin, fabrikaların iş yapamaz, üretemez hale gelmesini istediler. Allah'a çok şükür milletimizin dirayetli duruşuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dirayetli ve kararlı duruşuyla o ekonomik saldırıyı bir şekilde bertaraf ettik. Azgın dalgalar geçti. Şimdi 5.50'nin altına döviz indi. Türkiye inşallah üretim gücünü kaybetmeyecek, tezgahını dağıttırmayacak, daha güçlü bir ekonomi olarak yoluna devam edecektir.